Allah'a hamdü sana olsun, bu teşkilatı Branch Fight'te kurduk. Şimdi bu teşkilat bütün 5 tane kıtaya yayılmış halde. Dünyamızı değiştirsek bile bu hareket devam edecek Allah'ın izni kerimi. Çünkü neden? Temelinde hiçbir menfaat yok. Biz buraya geldiğimiz dönemler içerisinde ya biz hacca nasıl gideriz diye düşünüyoruz. Böyleyken biz bir kitap okuduk. Diyor ki bir kimse hacca gidecek kadar parası varsa hac o kimseye farz olmuştu. Bunu okuyunca dedik biz hacca gitmek bize farz olmuş. Böyle karar verdik. 1971 senesinde bu Arafat'ta bir topun kucuk kişi geldi. Ve burada dua et. Dedim ki ya Rabbi bizi güçlü eyle. Kardeşlerim, Avrupa'ya giden insanlarımız kültürlerini, inançlarını unutmamışlar. Bugün ta Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den adeta buralara yol döşemişler. Gönüllerinde inşa ettikleri yolları Kabe'ye bağladılar ve sizler bugün o yollarla buradasınız. Ve 2019 yılında da 50. yıl haccımızı inşallah gerçekleştireceğiz. Bu ilk haçta gittiğim Londra'ya gidince uçağı beklerken vakit çok geçti. Manchester'e gittim. Arkadaşım vardı, tanıyordum kendisini. Doktor Talep Alp. Onunla beraber bir resmimiz. İlk kaç? Bu 1968. 68-69. 1968, 3 talebe beraber birbirimizi bulmuş ve haç arkadaşı olmuş olduk. Yani ilk haç böyle. Ondan sonra da tabii bu işçi arkadaşları gönderdik. İş yavaş yavaş gelişiyor. Biz ilk ben geldikten sonra gönderdiğim grup Hasan Damar'ın grubu. Sene 1972 ilk grubumuz 9 tane erkek bir de bizim hatun 10 kişiyle biz haç yaptık. O sene 10 kişilik bir ekiple gittik. Burayı yeni gelmiş Almanya'ya bir şey bilmiyoruz, burasını da bilmiyoruz, tanımıyoruz. O zaman meşakkatli bir haç geçirdik. Elhamdülillah. Ondan sonra bir de 82'de gittik. Tekrar çocuklarla beraber. O senesi de yine bayağı kalabalık bir kafile gitmiştik. Grup büyüdü. 30 kişi, 40 kişi falan yani. Bir grup gitti böyle. 30-35 kişi falan mıydı? Herhalde ben de 35 kişi falan vardı. Bir otobüs doluydu yani. Biz işte yazıldık. Yazılınca Hamburg'dan işte Hasan Damar ayarladı bu işleri. Bu işleri ayarladı yani. Hasan Damar buradan bir otobüse, buradan Branch Weg vardı. Bizim orada Salt Gitarı'dan aldı. Branch Weg'deki yazılan hacılar aldı. Ondan sonra Hanover'deki hacılar alındı. Payne'den birine topladık. Hepsini bir otobüsüne şeye götürdüler yani. Hamburg'a. Hamburg'da Milano'ya gittik. Her tarafta Milano'ya geldiler yani. Herkesi bir uçağa bindirdiler. Büyük bir uçağa bindirdiler. Ondan ciddiye indi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. Şimdi inşallah kutlu yolculuğumuz Kabe'ye, Beytullah'a, Allah'ın evine, Allah'ın misafirleri olarak, Rahman'ın misafirleri olarak inşallah ilk adımımızı İhram'a girerek burada atacağız. ...1986 senesine kadar ben hac organizasyonu yaptım. Kemal Hoca'yı da yanıma yardımcı aldım. 2-3 sene beraber. Kemal Hoca da hakikaten hem teşkilat yapısı itibariyle yetişmiş bir kardeşimiz, hem de Kemal Hoca Arapçası da var. Öyle hac emiri oldu. Benim bıraktığım yerden daha ileri bir noktaya müesses edildi bir şekilde. Allah razı olsun. Yani muvaffak da oldu Kemal Hoca yani. Çok şey öğrendik biz hac emirlerimizden, bizden öncekilerden. Elhamdülillah. Hac, İslam'ın temel 5 rüknünden bir tanesi. Dolayısıyla 1970'lerin başında Milli Görüş Teşkilatları'nın o dönemki idarecileri bu farzı ifa etmek için gayret etmişler. Bireysel girişim olan bu hac farizasını ifa etme görevi teşkilat eliyle başlamış. Ondan sonra da bir marka haline gelmiş. Biz biliriz ki İGMG yeryüzünde insanlığın hayrı için çalışır. Bunu bir felsefeden dolayı yapmaktadır. Allah'a kulluk bilincinden dolayı yapmaktadır. Hamdolsun Allah'a, her sene bir yeni hizmeti bu zamana kadar üstüne konuldu ve her yılda başarıdan başarıya güzel hizmetlerimiz oldu. Burada 1981 yılında hac organizasyonunda görevlendirildiğim yıl ilk olarak hacılarımız için bir el broşürü hazırladık. İçinde bazı haçla ilgili bilgileri ihtiva ediyor o broşürümüz. Daha sonra da gerçekten toplumda da büyük rağbet gören bu hac rehberini arkadaşlarla birlikte hazırladık. Ve Avrupa'da, hatta Türkiye'de bile bu çeşit bir rehber bir ilk olmuştu diyebilirim. Allah'a şükür, Allah yardım ediyor tabii. Onun yolunda çalışanlara, gayret edenlere Allah'ın yardımı mutlaka erişiyor. Bizim herhangi bir o sahada bir tabanımız olmamasına rağmen bayağı başarılar sağlamış olduk teşkilat adına. Hac konusunda o yıllarda bizde gelişme başladı ve her geçen gün bir profesyonelleşme meydana geldi bu konuda. Çağ yenileniyor, zaman yenileniyor, dünya küresel bir hale geliyor ve teknoloji eskiye nazaran çok ciddi anlamda gelişmiş. Dolayısıyla biz bunları haçla bütünleştirdik ve çok ciddi bir bilişim merkezi kurduk. Devletin bile bu konuda bir hastanesi olmadan önce Milli Görüş Teşkilatları bir sağlık ocağı orada açmıştı. Profesör Doktor Yaşar Bağdatlı, teşkilatımızın özellikle orada marka haline gelmesinde, kurumsallaşmasında hem engin tecrübesi hem de sağlık ocağı, sağlık noktasında
çok ciddi katkısı olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz. Suudi Arabistan'da hac organizasyonu itibariyle hemen hemen her yıl Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Suudi hükümeti tarafından ödüllendirilmektedir. Yani en iyi hac organizasyonunu yapan ve tabii bunun için de bizim verdiğimiz sağlık hizmeti de dahil olmak üzere. Mesela her Türk hacısı milli görüşle hac etme şeyindedir hep. İsteğinde, hayalindedir yani. Bu hep dışarıdan gelenlerin bir özentisi haline geliyor. Bizim çünkü milli görüşün bir özelliği de biz sadece Türklere hizmet vermiyoruz. Tüm hacılara, hangi ülkeden gelirse gelsin, hepsine hizmet veriyoruz. Gelen hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. EKG cihazlarımız, yoğun bakım ünitesi bir tane kurdum oraya. Bir konvansiyonel dediğimiz manuel bir röntgen cihazı oraya aldım. Çünkü trafik kilitlendiği için yani yarım günde bile bir hastaneye gidemezsiniz normal haç döneminde, Mekke'de bilhassa. Onun için kendi kendimize yetmemiz gerekiyor. Bizim tabii orada bir önemli sıkıntımız ambulans açısından oluyordu. Ambulansları da sonra temin ettik biz. Tabii yönetim de bize yardımcı olduğu için ne dersek alıyorlar, onu şey ediyorlar. Arkadaşlar da isteyerek, severek herkes gelip çalışıyordu. Hem hac etmiş oluyor hem de hizmet verip iki türlü sevabı da bir arada kazanmış oluyorlar böylece. Milli Görüş Teşkilatlarının bir prensibi vardı. Şu söyleniliyordu bize ki bugün de aynı söylem canlı bir şekilde tutulur. Hacının iki dudağı arasından dökülecek dua da beddua da kabul olur. Allah muhafaza, biz duasına talip olalım denirdi bize. Dolayısıyla biz hacımızı memnun etmek için elimizden gelen bütün gayreti yapardık. Biz o dönemde de bugün de hacımıza şunu vaat ediyorduk. Biz menasikül haç dediğimiz haç ibadetinin ifasıyla ilgili bir eksik olmayacak diyoruz. ...98'in sonuna doğru beni haçtaydı o zaman da, işte müdür yapmışlar. Hac işleri müdürü sen ol diye. Müdür olunca da iki sene kadar onu zaten yaptım. Ondan sonra da Medine'nin organizasyonu verdiler. Hacılar hacca gitmeden, kayıtlar yapıldıktan sonra bütün merkezlerde kafileleri toplayıp onlara seminerler veriliyordu. Oraya gittiğimiz zaman da orada bizim ayrıyetten organizede programlarımız vardı. Hocaefelerin de başlarına gidiyordu bizatihi. Burada şu hadise oldu, burada şu yaşandı. Oraları bizzat yerinde göstererekten hacılara anlatıyordu. Hacılar da bunu algılıyorlardı. Karşıda gördüğünüz yüksek yer, en yüksek olan yer Sevr Mağarası'nın bulunduğu yer. Mağaraya geldiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir Efendimiz de mağaraya sığınıyorlar. Müşrikler yanaşmışlardı. Mağaranın ağzına gelmişlerdi. Hazreti Ebubekir Efendimiz'i bir heyecan, bir korku kaplamıştı. La tahzen innallaha mana. Üzülme, Allah bizimle beraberdir diyordu. Hacca gittiğini haz ederek, yaşayarak, sindirerek
hacı olarak dönüyordu adam. Hakikaten içten, samimi bir ölçü içerisinde bunları yaptığımız için de fevkalade bir organizasyon ortaya çıkıyordu ve birlikteliğimiz meydana geliyordu. Birbirimize karşı saygımız, sevgimiz de artıyordu. Milli görüşü tercih edenler hakikaten haccın zevkini ve haccın menasikini en iyi şekilde anlayarak dönmüş oluyor yani. O zamankinden daha iyi şu anda yani söylenir. Milli Görüş Teşkilatı olarak Allah'a şükür Avrupa'dan buraya getirmek ve buradan Avrupa'ya kadar yerine hacılarımızı ulaştırmak hepsi bir program içindedir. Arafat'a çıkarken hangi yoldan çıkacak? Her hacımızın eline, kafile başkanlarımızın eline çıkacağı yolların programı verilmiştir. Çok kıymetli hüccac, niyet yapılan eylemin temasını oluşturuyor. Bu vesileyle inşallah ben niyet getireceğim, siz de benim ardımdan inşallah niyet getireceksiniz. Ya Rab! Ya Rab! Hac yapmak istiyorum. Hac yapmak istiyorum. O bana kolaylaştır. O bana kolaylaştır. Ve benden kabul buyur. Ve benden kabul buyur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Yavuz Çelik Karahan, bu Suud bir yerli, bu da Kemal hocamız. O zamanlar epeyce genç. Tabii ki ilk zamanlardaki hizmetler o zamanın şartlarında gerçekten cansiperane bir şekilde gelen kardeşlerimiz bir dava aidiyeti ve bilinciyle bu işlere bakıyorlardı. Bugün olduğu gibi şartlar zor olmasına rağmen bu zorlukları o inançla aşmaya çalışıyorlardı. Biz o dönemin şartlarında en iyi hizmeti, hacımızı memnun edebilmek için gayret ediyorduk. Bizim düşüncelerimize, hayat standartlarına göre o zamanki ağır muameleleri anlatmak çok zor. Suudi Arabistan'da falan tam bir organize olmuyordu. Oteller seviyeleri düşüktü. Şuraya kaç kişi alır? 1, 2, 3, 5, 10 diye sayıyordu. Ya şu kadar adam koyarız hadi diyordun, koyuyordun yani. Kardeşim ne olacak? Odada ne kadar şey koyabilirsen, yer yatağı koyabiliyorsan o kadar insan o odaya giriyor diyeceksin. Suudi Arabistan'ın Avrupa'da yalnız Londra'da şeyi vardı. Elçiliği var. Oradan vize alınıyordu. İngiltere'ye, İngiltere'den uçtuk gitti. Buralarda uçak bucak bir şey yoktu ki. Tam şey o zaman olarak... ne kayıt vardı, ne krep vardı, ne toplam vardı, ne bir şey vardı ya. Kabe'ni Kadir abi kumudu ya. Kumda biz de tavaf yaptık ya. Kumdu. Kumdu tabii. Su yok. Tankerlerden su geliyordu. 2 dakikada bitiyor. Yok. Arafat'ta falan su nerede ya? Hep sırtımızda götürüyorduk şeyi ya. Suyularımızı. Tabii o zaman telefon yok, faks yok. Kardeşleri görüp onları karşılayıp bu gibi şeyleri yapabilmek için. Allah sizi inandırsın. Ben en azından 3-4 hafta havaalanında kaldım. İşte bu işleri yapıncaya kadar sabrettik. Allah bize o sabırları verdi. Elhamdülillah bu güçlükleri hep kolayca atladık. Cidde bugünkü gibi değil. Toz toprak. O zaman böyle Suudi Arabistan gelişmemiş. Müesseseler falan yok. Ama şunu söyleyeyim. Ben ondan sonra 30 defa hac yaptım. Ama o hacın tadı, o hacın bereketini hiçbir zaman bulamadım ya. Bu işler hakikaten kolay olmuyor bilmeyenler için. Fakat Allah bizi hiç yolda bırakmadı ve mağlup olmadık. Bu kadar zorluklara rağmen elhamdülillah işler yürüdü ve kardeşlerimiz her sene katmerlendi. Muhterem kardeşlerim, Arafat bize çok şeyi hatırlatmalı. Arafat yeniden bilevlenmeyi, Arafat yeniden tazelenmeyi, Arafat yeniden şuurlanmayı, Arafat yeniden Efendimizin elinden tutup liderimsin, önderimsin, baş öğretmenimsin demeyi bize öğretmeli. Ya Rabbel Alemin bizleri buraya uğurlarken dostlarımızdan, ahbabımızdan bizden de selam götürün, bize de dua edin diyenler oldu. Onları da unutmadık. Onlar için de af ve mağfiret diliyoruz. Ya Rabbi kabul eyle. Ya Rabbi nesillerimizi ve nefislerimizi ıslah eyle. Nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Ya Rabbi bu son gelişimizi eyleme. Ya Rabbi arşine son el açışımızı eyleme. Arafat'ta
Tekrar gelmeyi sen bizlere nasip et. Mukayeseli bir hareket yaparsak baktığımız zaman Milli Görüş Teşkilatları'nın yapmış olduğu haç hakikaten çok kaliteli bir haç yapıyorlar. Allah razı olsun. Eğer haça gitmek isteyen varsa dedi, haç Milli Görüş yapıyor. Bizimkiler hiçbir şey değildi. Milli Görüş haç yapıyordu. O zamanlar Milli Görüş'e yalvarıyorlardı ya. Bizim oraya geliyorlardı şey dinlemeye ya. İnanır mısın? Türkiye'deki hacılar bizim çadıra geliyorlardı böyle Arafat'ta falan. Haçımız mebrur olsun. Her birimizin evine rahmet, bereket, saadet dolsun. Haç deyince akla Milli Görüş geliyordu. Mesela Türkiye'nin her tarafından insan var. Gittiği zaman oralarda hacı ancak böyle yapılır diye gittikleri yerde anlatıyorlar. Bizimle hacca giden, umreye giden insanlarımız bizim organizemizin ne kadar iyi ve güzel olduğunu çevresine anlatmakla her geçen gün hacı sayımız da artıyordu. Bu da bizi memnun ediyordu. Daha şevkle çalışmamızı sağlıyordu. Görevimiz 4 tane mühür basmaya çalışacağım. Görevimiz kulluk. Kulluğun gereği iman. İmanın gereği amel. Amelin gereği de ihlas ve takva. Ben bu işi Allah rızası için yaptım diyebilmek. Bizim haccımızın marka olmasının sebebi, yani bizim Kur'an ve sünnet istikametinde gücümüzün yettiği kadar bu haccın organizesinde gayretimizdir. Bilgi, disiplin, takip. Bu üç olmadan ne iş yaparsanız yapın başarılı olamazsınız. İşte planlı olmak, projeye uymak, iş disiplinini sağlamak ve işi iyi takip etmek. Bunu biz arkadaşlarımıza her fırsatta vermeye çalışırdık. Onlar da bu minval üzerine çalışarak Milli Görüş'ü bir marka kuruluşu haline hep birlikte getirmiş olduk. İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları bu haç ibadetini yaparken birincisi dini bir vecibeyi ifa etmek için bunu yapmaktadır. Allah'ın farzlarından bir farzdır. Dolayısıyla bu ibadeti yaptırmak da bizim boynumuzun borcudur. Ancak biz bu ibadeti yaptırırken arzu ettiğimiz nokta şudur. Haccın mana ve muhtevasını insanlara aktarmak, insan kazanmak, haçla birlikte şuurlu Müslüman, şuurlu birey, topluma, çevreye, insanlığa faydalı olacak insan kazanma niyeti vardır. Tabii ki bir farzın ifası burada önemli ama İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları bu haç organizasyonuyla birçok yeni gönül kazanmıştır. Bizim bu konudaki en önemli misyonumuz budur. Eğer biz yolumuzdan sapsaydık, eğer biz ticarete yönelmiş olsaydık bu iş yürümezdi, büyümezdi. İGMG'nin haç ve umrede marka olmasının sırlarından bir tanesi disiplindir, sabırdır, tahammüldür, sevmedir, adanmışlıktır, dava anlayışı ve bilincidir ve Allah'ın misafirlerine hizmet etmeyi kendilerine en büyük şeref olarak bilmektir. Çok muhterem ve muhtereme kardeşlerim, bu hizmetler 50 yıl öncesinden 9 kişiyle ilk kafilemizle start verdi. Onlar sevgiyle, cesaretle ve ihlasla yarım asır öncesinde bir tohum ektiler. Bu tohumlar yıllar içerisinde kök saldı, dal budak sardı ve bugün koskocaman bir çınar haline geldi.
bu vesileyle Allah'ın misafirlerine hizmet için geçmişten bugünümüze kadar samimiyetle, ihlasla çalışmış olan fedakar hizmet görevlerimize, bölge ve haç sorumlarımıza, Mekke-Medine sorumlarımızdan, irşat sorumlarımıza, kafile ve grup başkanlarımızdan, bayan görevlerimize, kısaca teşkilatımızla ilgili tüm birimlerimize ve özellikle de bizleri tercih eden çok kıymetli hacılarımıza, ümrecilerimize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Cenab-ı Hak bu güzel yolculukta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel beldesi Medine-i Münevvere'de ve beytinde bizleri buluştursun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bilmem ki nedendir, neydi derdi, hu idi derdi.